Son kısım sosyal hayat. Bu hafta ben zamanında izlediğim, çok etkilendiğim bir filmi sizinle paylaşmak istiyorum. Salkım Hanım'ın Taneleri diye bir film. Bu film arkadaşlar çok değerli bir film. Çevirdiği zamanda Türkiye'de katıldığı bütün festivallerde en iyi film, en iyi oyuncu, en iyi senaryo ödülleri almış. Yönetmeni Tom Riskirikleoğlu, bir kadın yönetmen. Özellikle tarihi filmler yapıyor. Senaristi Yılmaz Karakoyunlu, özellikle çok değerli bir kişi. Ekonomist, tarihçi, politikacı, edebiyatçı. Film 1940'lı yıllarda İstanbul'da geçen olayları anlatıyor. 1940'ta geçiyormuş gibi ama günümüzdeki hemen hemen karşılaştığımız her türlü insan tipini, hayatı örnekleriyle gerçekçi bir şekilde vurguluyor. Birçok karakter var. Birazdan üzerinden geçeceğim. O karakterlerin her biri, dediğim gibi, o zamanların karakteriymiş gibi görünmesine rağmen hem yaşanılan olaylar hem o karakterler birebir bugün içimizde, aramızda var. Ben hemen hepsiyle, birçoğuyla karşılaşmış hissediyorum kendimi. Şeyler, oyuncular muhteşem bir performans sergiliyorlar. Hülya Avşar'ı hiç bu kadar iyi izlemedim. Bundan daha önce Berlin diye bir filmde başrol oynamıştı. Onda bu kadar iyiydi. Eğer arkadaşlar izin verirseniz çok kısa bir giriş yapacağım filmden. Daha sonra diğer anlatmak istediklerimi anlatacağım. Sesi kısmak isteyenler kısabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu kısım filmin en trajik kısımlarından birisi. Hülya Avşar geçmişinde yaşadığı bir travma nedeniyle akıl sağlığını yitiriyor, yitirmiş durumda. Çok zengin bir iş insanının
eski karısı oynuyor filmde. Dediğim gibi çok kötü bir travma olduğunu açıklamak istemiyorum. Çünkü filmi izlemeyenler için çok kötü bir ipucu olabilir. Filmin bütün tadını kaçırabilir. Hülya Avşar'ın eşini oynayan Cameron Usler, zengin iş adamını oynayan Cameron Usler'in son filmi aynı zamanda bu filmi oynadıktan sonra vefat ediyor. Çok büyük ustalıkla oynuyor dediğim gibi. Zengin bir insan ama devlet yabancılara, Türk olmayanlara, Müslüman olmayanlara ağır bir vergi koyuyor ve o vergiyi ödeyemeyenlere, 1940'lı yıllardan söz ediyoruz, sürgün ve cezaevi uyguluyor ve Aşkale'ye gönderiyor. Bu zengin iş adamı da Cameron Usler de Aşkale'ye gönderiliyor ve orada sağlık nedeniyle ve hasta eşinden ayrılmış olmanın verdiği üzüntü ve ona ulaşamamanın verdiği kahırla çok acı sonla karşılaşıyor. Filmde Zuhal Olcay bu iş adamının peşine takılan hevesli bir kadın, aynı anda maddi ihtirasları olan bir kadın oynuyor ama çok güzel oynuyor. Uğur Polat Hülya Avşar'ın kardeşini oynuyor. Yine bu ekonomik krizden vergiyi ödeyemeyen yabancı kesimden bir iş insanı. Hülya Avşar'ın da kardeşi dediğim gibi o da çok olumsuz etkileniyor. Çok duygusal bir şey gönderiyor. Cameron Usler'e yardımcı olmaya çalışıyor. Birlikte trajedi yaşıyorlar, acıları yaşıyorlar. Derya Alabora filmde şimdiye kadar söz etmediğim aslında filmin temel iskeletini oluşturan sahtekar üçkağıtçı rolündeki oynayan Zafer Algöz, Anadolu'dan karı koca geliyorlar, eş ailecek Zafer Algöz'le beraber Derya Alabora. Zafer Algöz üçkağıtçı bir şekilde oradan girip buradan çıkıp bu iş adamının evini, bina, dükkanlarını yok pahasına devletteki bir takım insanları kullanarak, hırsızlık ta yaparak, hatta adam da öldürerek, her türlü üçkağıtçılığı yaparak ele geçiriyor bu ailenin bütün varlıklarını. Ailenin çok değerli hazinesi olan kolyeyi de ihtiraslı kadın Zuhal Olcay, tabii zengin, eskiden zengin olan, sonra Aşkale'ye vergilerini ödeyemeye gönderilen iş adamının eski sevgilisi, bu yeni girişken Anadolu'dan gelen Zafer Algöz'le beraber olarak ona yanaşıyor, ondan nemalanmaya çalışıyor. Zafer Algöz de bunu bilmesine rağmen bundan keyif alıyor ama Zafer Algöz'ün Anadolu'dan gelen eşi Derya Alabora son derece samimi, güzel, duygusal bir kadın. Zafer Algöz'ün bütün bu yaptıkları üçkağıtlıklardan nefret ediyor, hoşlanmıyor. Son derece güzel bir sevgi, açık, samimi, şeffaf, temiz bir sevgiyle Uğur Bolat'la bir duygusal ilişki yaşıyor. Filmin içindeki iş adamına destek olan onun yardımcısı Bekir de en sonunda yine bir çok kötü bir acıyla karşılaşıyor Zafer Algöz'ün ihanetine uğrayarak. Yani film muhteşem bir film. Hem bizi 1940'ların İstanbul'una, Türkiye'sine, olaylarına götürüyor. Hem o dönemde yapılan haksızlıkları gösteriyor. Hem bir daha böyle bir kadroyu, böyle bir insanları bir arada göremeyeceğimiz bir film oluşturmuşlar. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Gösterdiğim müzik dışında içinde sarı
Gelinin, Sarı Gelin diye çok ünlü bir türkü vardır. Onun da şeyi var, zamanınızı çalmak istemiyorum. Onu da dinleyebiliyoruz. Filmin içinde çok güzel bir sekansta geçiyor. Saatlerce konuşulabilir, saatlerce anlatılabilir ama ne kadar anlatılsa da bu filmin değerini, güzelliğini anlatmaya benim sözcüklerim yetmez. Muhakkak izlemenizi öneririm. YouTube'da var. Hatta mümkünse birkaç defa izleyin. Her defasında o insanların acılarını çektiklerini görebiliyorsunuz. Bugünle karşılaştırabiliyorsunuz. Bugün de bunların benzerlerinin olduğunu, ötekilere karşı neler yapıldığını hepimiz görüyoruz. İşte Zafer Algöz gibi üçkağıtçılar paralarını her an bütün değerleriyle, emekleriyle birlikte çeken, karşılığını veren ve hak edilmiş bir şekilde bir yerlere gelen insanların üç değişik alavere yok olup gittiklerini, hiç hak etmeyenlerin çok iyi yere geldiklerini, çok güzel insanların ölümle burun buruna geldiği, hatta hak etmedikleri şekilde öldürüldükleri gibi çok fazla sahne var. Muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Her biri ayrı bir oyunculuk harikası. Film bunların toplamından, oyunculuklardan çok daha fazla. Hem Türkiye'yi hem şu anki yaşadıklarımızın bir kısmı da o günkünden gelen. Ama en önemlisi 1940'lı yılların ortalarında yaşanmış, haksız bir şekilde uygulanmış, bu adaletsiz bir şekilde uygulanmış gayrimüslimlere yapılan varlık vergisinin bu derece ağır sonuçlarının olabileceğini düşünmeniz anlamında da ayrı bir önemi var. Muhakkak filmi tavsiye ediyorum. Bugünü ve dünü çok iyi anlamanız, bilmeniz anlamında.